Merhaba Onurcuğum. 5 <laughs> Çay'ın yeni bölümüne hoş geldin. Hoş buldum. Ve izleyenlerimiz hoş geldi. Hoş geldiler. İlk bölümde anlattığımız endüstri mühendisliği ve endüstri mühendisi olmanla ilgili kısım ve tabii ki Onur kimdir kısmından sonra. Bu bölümde sen özelinde yani Mehmet Onur Berber özelinde Monur ne iş yapar? Hangi tarafındadır? Yani bu anlattığımız endüstri mühendisliği ile ilgili hikayelerin hangi tarafındadır? Hı hı. Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi kendi sol tarafından yukarı doğru göster ki arkadaşlar bir önceki videoyu. Evet. Şöyle. Tam olarak oradan. Evet, yani buradan izleyebilirsiniz. İzleyebilirler. <laughs> evet Onurcuğum. Sen ne yapıyorsun şu an? Bir data kullanıyorum bir şirketin içerisinde. Global bir şirkette diyeyim. Dataları kullanarak aslında bakarsan pazarlama tarafındayım. Biraz daha teknik pazarlama diyeyim. Hani direkt kapıya gidip bunu alır mısınız? Bundan alacağınız mı gibi bir şeyim yok. Ki zaten onun adı pazarlama değil, onun adı satış. Satış, aynen <gülüyor> satışçı. <gülüyor> Şimdi yani, onu, o konudan şey, da evet. bahsedeyim biraz çok böyle bilgeymişçisine. Evet. Satış, pazarlamanın bir alt koldur evet. aslında. Öyle bir kısmım yok. Pazarlama aksiyonlarını belirlemek için arka tarafta biraz daha teknik, datayı kullanarak sonuçlara ulaşan çalışmalar yapıyorum. Çalışmalarımızdan birisi işte makine öğrenmesinin kullanımı. Onun dışında işte genelde... Şu... Machine learning dedik, dediğimiz evet, Aynen. Neden bir o machine var. learning diye bahsediyorum? Çünkü başta İngilizcesini de yazar. Machine işte learning falan. aynen. Öyle bir durum var. Bir de işte her gün size gelen şu fırsattan yararlanmak ister misiniz? Şu krediden kullanmak ister misiniz kısmının? indirim günleri başladı. Evet mimarı benim yani bu müşteri bunu yapar kesin yapar diye kendi kafamda olan ya da makine öğrenmesinin desteklediği şekilde sizi buluyorum. SMS olsun, notification olsun, arama olsun size geliyor bir şekilde. Peki şunu karşılaştıramıyorsun değil mi? Sen bu data analizini yapıp bir sonuç çıkardığında yapılan, alınan aksiyonla atıyorum 100 bin tane SMS atılıyor. Böyle Hı. de 100 bin tane SMS atılıyor. Aradaki farkı yani şey senin var. yaptığın işin getirisini ölçebiliyor musunuz? Teknikler var. Genel olarak kullanılan AB testi diye bir şey var. AB testing Ben bu iletişimi yapsaydım ne olacaktı? Bir de kontrol grubu ayırıyorsun genelde. Bu iletişimin etkisini gösteren bir şey tabii ki. İletişim yapsaydım ve yapmasaydım. Tabii ki hiçbir zaman bu koşulları sağlayamıyorsun. Her ay bir iletişim planladın. Farklı data koyuyorsun içerisine. Farklı profildeki müşterileri koyuyorsun. İkisini kıyaslıyorsun. Şunları gönderdiğimde bu kadar bir etki almışım. Bunları gönderdiğimde bu kadar bir etki almışım. O zaman da benim yaptığım çalışmanın sonucu Ha, gerçekten bir ayrım varmış ve bizim dediğimiz kitle daha başarılı bu konuda. Bunu görebiliyorsun. Tabii ki de Türkiye için çok zor bir durum. Çünkü bir hafta bile birbirini tutmuyorken bir ayda aynı şartların sağlanması çok mümkün değil. Özellikle benim yaptığım iş tarafında. Ama görebilmek mümkün. Aslına bakarsan teknik olarak bunların yapıldığını söyleyebilirim. Peki machine learning dediğin şey nasıl çalışıyor? Machine learning günümüzün en önemli kaynağı datadır. Günümüzün <laughs> petrolü. Bununla ilgili bir şey vardı işte günümüzün petrolü gerçekten data mı değil. Çünkü petrol bitebilen bir şey ama data gün geçtikçe artarak çoğalan bir şey olarak söyledikleri için bu bir petrol değildir. Hani sonsuz bir şey ve artarak gidecektir diye. Nasıl çalışıyor? Aslına bakarsan şu an biz de bir data üretiyoruz ya da herhangi bir şeyde otururken bile data üretiyorum ve bunu alıyor sistem. Diyeceğim. Bu sistem lafına bayılıyorum yani. Sistem. Sistem. Abi sistem çalışmıyor. Sistem, sistem bugün çöktü. çok yavaş. Aynen sistem sistemde problem var. Evet. Netflix, Spotify gidiyorum. Sen Netflix'te kullanıyorsun. İlk başta sana bir şey önermez veya başka bir verine ulaşmıyorsa eğer işte Facebook, Instagram ya da sosyal mecralardaki herhangi bir verine ulaşmıyorsa ben bunu yakın zamanda denedim biliyor musun? Clubhouse'a daldım tamam mı? Ve hesabımı hiçbir yere bağlamadım ve yeni bir cihaza dalmıştım, yeni bir iCloud hesabı açarak ve boşluk hiçbir şey, şey. şey yok. Evet, hiçbir şey yok. Sadece bana sürekli şunu söylüyor. Rehberindekileri takip et. Rehberindekileri takip et. İşte Çünkü rehberindekilere evet. bildirim gönder. Hiçbir şey bilmiyor. Şimdi hep söylüyoruz ya, bunlar bizi takip video efendim işte konuştuk hemen reklamı çıktı bunlar evet. biz dinliyor falan hani komple teorilerini bir kenara bıraktım bana gelen haberlerin bir kısmı çalışıyor ama böyle bir boşluk olduğunda da mutsuz oluyormuş insan o kadar alışmışız ki o evet. bombardımana çünkü hazır geliyor önüne hani evet Olumsuz yönü takip ediliyoruz hissi var. Ama olumlu yönü de hazır geldi zaten. Beni uğraştırma arkadaşım. Ben buraya yazmakla uğraşmayayım. Zaten hayır. beni tanıyorsun yani. Artık ben neyi severim, neyi incelerim, neyi, neyden hoşlanırım. Bunları biliyorsun bana çıkar karşıma. Uğraştırma beni kısmına geldi. Evet, Çünkü evet, rahatla ulaştık artık. Bu rahatlığı benimsedik diye. Netflix ilk başta eğer hiçbir veri kaynağından beslenmiyorsa sana bir öneride bulunmaz. Ya da öneride bulunurken şunu söyler. Türkiye'de popüler. Türkiye'den bağlandığını biliyor sonuçta. Hiç yoktan bir verisi var elinde. Bir şeyleri aramaya başlıyor. Bunu atıyor hafızaya. Yani database'de yazıyor diyeyim. Bir şeyleri izlemeye başlıyorsun. İzlediğin videoyu yarıda kesiyorsun ya da filmi yarıda kesiyorsun. Beğenmediğini düşünebilir ya da işte tekrar devam ettirebildiğini gördüğünde diyor ki bana bir saatten uzun bir şey izlediğinde muhtemelen bir işi var ve ben buna bir saatten kısa şeyler önereyim. Belki buradan bir anlam çıkarabiliyor. Verilerini biriktiriyor, biriktiriyor ve kullanmaya başlıyor. Makine öğrenmesi tarafında şöyle bir şey var. Zaten görmüşsünüzdür. Filmin köşesinde %87 eşleşme, %92 eşleşme, Hı, yüzde %90 evet. e eşleşme. Bu yani. da makine öğrenmesi yani temel bazda 3 tane ana konusu var. Denetimli öğrenme, supervised learning deniyor. Denetimsiz öğrenme, unsupervised learning deniyor. Bir de reinforcement. Bir, Aynen. bir de ne? Üçüncü. Reinforcement. Pekiştirmeli öğrenme gibi bir sistem var. Sonuncusu biraz daha farklı. Robotik ve otonom arabalarda falan kullanılan bir sistem. Onu da biraz anlatırım. Denetimli öğrenme kısmı dediğim, az önce söylediğim geçmişten öğrenen. Mesela geçmişte Onur Koç Tarantino'nun 3 filmini izlemiş. Puanlama sistemi var mı Netflix'te bilmiyorum ama verdi diyelim. 5 puan verdi ya da 4 puan verdi. Yüksek verdi. Memnun kaldığımı onu görüyorum. Bu filmlerin özellikleri, romantik, evet, şiddet bu tarz şeyleri gördü. Var, neyse. Bu şekilde verilerim zaten oluşturuyorum. Onur Koç bunları seviyor demek ki. Sürekli bunları izliyor. Onur Koç'un vahşet sevdiğini <laughs> söyledin az önce. Şimdi Bu data bir yerlerde saklandıysa ben biraz üzücü. <laughs> YouTube engelledi. Niye kanalı engelledin? Bu şekilde attı hafızasına ve sana bir süre sonra bu denetimli öğrenmede geçmişteki bilgilerinden kullanarak sana yeni önermelerde bulunuyor. Ama bunu %100 senin seveceğin şeyi bulamaz çünkü sen de bilmiyorsun %100 şu filmi severim ya da şunu severim gibi bir durum ortada yok. Daha ama. önce hiç görmediğim bir şeyi %100 nasıl sevebilirsin zaten? E, sevemezsin. E, zaten <laughs> Daha önce da... gördüklerinin de de %100 sevme ihtimalin bayağı düşük, düşük. Aslında. Aynen öyle. Sana bir ihtimal çıkartıyor. Nasıl ihtimal çıkartıyor? Bu şekilde işte filmin özelliklerini atıyorum. 10 tane özelliği var. İşte yapım yılı, yönetmeni, oyuncusu, uzunluğu, türü falan bunlar bir özellik seti bir dursun senin bir özelliğin var 30 yaşında görevi fotoğrafçı ya falan. bunları çok detaylı. Falan. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Filmin sahip oldu daha doğrusu içeriğin sahip olduğu 10 özellikle benim sahip olduğum 10 özelliği özellikle. alıyor. Aldı. Evet sonra. Ve bunların öğrenmek için train data set, eğitim seti dediğimiz kısma <laughs> bunları veriyor. Bunlarla bir algoritma çalışıyor. Nasıl çalışıyor? Bir formülizasyon yapıyor Sistem arka planda. Sistem yani. Sistem. En sevdiğim iki Algoritmalar var. Şimdi algoritma ne diye sormayacağım. Ona <laughs> gerek yok çünkü bu soruya. <laughs> ben de bilmiyorum bu arada. Algoritmayı da mı sen yaratıyorsun yoksa var olanları mı kullanıyorsun? Var olanları modifiye edip mi kullanıyorsun? Nasıl oluyor? Var olanlar kullanılıyor. Çünkü gerçekten algoritma yaratmak bilim işi. Bir algoritma yarattım ve doğru çalışıyor kısmı akademik çalışma gerektiriyor. Gerçekten veri biliminin dibine gidiyor. Fonksiyonum var ve denetimli öğrenmenin içerisinde benim başarıya ulaştığımı gösteren şey şu. Dedim ya eğitim setim var bir de test setim oluyor haliyle burada. <laughs> eğitim setimi verdiğimde algoritmaya test setinin ne kadarını eğitim setiyle bir makineye öğrettim. Dedim ki Onur Koç bunları seviyor bak bunları öğren. <laughs> test setini veriyorum. Test setinin içerisinde yine senin özelliklerin oluyor ve yeni filmlerin öğretirken kullanmadığım film ...dataları, dataları var. var. Ama onları da izledin aslında. Onları beğenip beğenmediğini de biliyorum. Test etmek hmm. için kullanacak. Evet. İlk kirli öğrendi bir şeyleri. Okudu. Attı hafızaya. Sonra önüne yenisini koyuyorum. Diyorum ki bak... Sen az önce Onur'un profilini öğrendin. Önünde bak bunlar da var. Acaba az önce öğrendiklerine göre Onur bunlardan hangilerini sevebilir? Bir tahmin et bakalım bunu. O algoritma kısmında neler var? Random forest var, yapay sinir ağları var, regresyonlar var. Çeşit çeşit algoritmalar ve istatistiki olarak çalışan bir şey aslında arka planı. Benim de burada uzun uzadı anlatabileceğim şeyler değil. Zaten o kadar da ayrıntılı bilmiyorum. Genel olarak nasıl çalışır ve değişkenleri nelerdir onları biliyorum açıkçası. Daha sonra koydum önüne. Baktı. Onur işte İkinci filmi, üçüncü filmi ve beşinci filmi beğenir dedi. Sen aslında bunları izledin ve beğendiklerin aslında ortada. Bunları kıyaslıyorum. Onur gerçekten ikinci ve üçüncü ve beşinciyi beğenmiş mi? Beğendiyse performans ölçen işte accuracy doğruluk ya da F1 score dediğimiz bu doğrulukları ve kesinlikleri birbirine oranlayan bir matematiksel hesap istatistikte de öyledir. Kesinlikle bununla bunu toplamayayım işte bununla bunu çarpıp karekökünü alayım şöyle yapayım gibi. Tam doğru değere giderken şunu ve şunu toplayayım şuna da böleyim ondan sonra onu da kare alayım falan bu daha doğru sonuç verir gibi bir daha kesinlikle her şey her tarafıyla bakan formüller var. Bunların yüksek olması benim modelim iyi öğrenmiş ve iyi tahmin ediyor noktasına getiriyor. Burada da aslında temel şey şu. Artı çizelim. Sol taraf true pozitif. Üst tarafta true pozitifler var. Yani Onur'un beğendiği ve benim beğenecek dediklerim. Onur'un beğendikleri ama benim beğenmeyecek dediklerim. Onur'un beğenmedikleri ve benim beğenecek dediklerim. Böyle true negatif, true pozitif işte false negatif, false pozitif diye bir şey var. Yani buradan işte doğruluğunu benim modelim ne kadar öğrenmiş. Bu modele de işte eğitim setini ver verdim öğrendi daha sonra test ettim. Bunun doğruluğunu işte bir sonuç olarak elime aldım matematiksel olarak. Accuracy e doğruluğum %90-95. F1 skorum %80-85 gibi bir değer elde ettim elimde. Tamam dedim bu benim için kabul edilebilir bir şey. Güzel bir model çıktı ortaya. Ve Onur'un belli verileri elimde var. Yeni filmlerinde verileri elimde var. Artık bu noktadan sonra senin bir verilerini veriyorum. Yeni filmlerin verilerini birlikte veriyorum. Bu filmlerin yanına bir olasılık veriyor. Onur yüzde bilmem kaç ihtimalle bu filmi sever. Ve sonra sana şey diye çıkıyor işte %85 eşleşme %95 eşleşme gibi. Bu denetimli öğrenme geçmişten yaptığın izlemelerin sana geri dönüşü olarak böyle bir 40 saattir sadece denetimli öğrenmeyi evet, mi öğrendin? Evet bu denetimli. <gülüyor> 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 Bugün de bilgilerimize yeni şeyler kattık. <laughs> evet. Peki denetimsiz, denetimsiz öğrenme neydi? Unsupervised. Un... Gözlemsiz. Supervised. Aynen. Öz, önceki senin çok harik yaşında bayıldım. Aynen öyle kullanıyorum. Geçmişten hiçbir şeyine bakmıyor. Şu an durumun neyse onları görüyor ve onlara göre bir tahminleme yapmaya çalışıyor. Genelde benim daha hakim olduğum bir konu. Clustering dediği, öbekleme, demetleme diye de geçiyor böyle değişik çevirmeleri Hı -hı. var. Elinde bir kitle var. Film kitlesi diyelim. Bunların yine belli verilerini veriyorsun. Hı -hı. Yine Onur'un belki verileri elimde var ya da Onur'un geçmişte izlediği filmler de var. Belli özelliklerine göre sınıflara ayrılıyor. O grupların içerisinde senin izlediğin filmler hangi gruplarda daha çok, daha yoğun olmuş? Ben o gruptaki diğer filmleri sana önerebilirim mesela. Geçmişte Onur ne izledi diye öğretmiyorum modeli ama senin geçmişte izlediklerini o gruplardan hangisinde daha yoğun diye bakarak sana bir önerme bulunuyorum. Aslında bu bir, yine bir supervised bir durum var ama daha geniş. Sonrasında. ya yani Kümeyi modele... bir supervised evet, var işte. Yani... Nokta nokta yok. Evet yani Böylece daha az datadan bir sonuç almaya çalışıyorsun gibi anladım ben. Doğru Ay, mu? Yani daha az, Yani datanın boyutu fark etmez ama elindeki tüm film veri setini sınıflara bölüp Onur hangi sınıftaki filmleri sevmiş? Sınıf dediğim şu an tür gibi geliyor insanın aklına ama o sınıflara isim verebiliyorsun. Tamam canım sen bunu istediğin gibi sınıf filmin çoğunda kırmızı renk geçen filmler Heh, birinci sınıf aynen. diyebilirsin. İlla korku, gerilim, evet. işte aksiyon, romant romance falan diye bölmene gerek yok. Onu anladım. Sen şimdi 100 tane insanın izlediği 100'er tane film ne eder? 10.000 tane data eder. Evet. 10.000 adet. Sen bu 100 tane insanı 5'e böldün, 20. 100 filmi de 10'a böldün. Yani 200'ü çarpıştırarak bir şey elde ediyorsun. Aslında seni bölmüyorum. Filmleri bölüyorum. Seni de bölebilirim. Fark, Fark etmez. <laughs> beni de bölebilirsin, evet. filmleri de bölebilirsin. Sonra beni işte o grubun içine dahil ettin. İşte o grubun tamamına aynı şeyi gönderebilirsin gibi bir şey anladım. Doğru mu anladın? Evet, aynen. Bilmiyorum. Burada denetim ve denetimsizliğin kısmı şöyle. Senin geçmişteki herhangi bir hareketine bakmıyorum. Mevcut pozisyonda Onur toplamda şu kadar film izledi. Yani tarih olarak bakmıyorum. Onur şu filmlerin hepsini izledi. Diğer kısımda şöyle. 2017 yılında şunları izlediyse 2018 yılında şunları izler. 2021'in Ocak ayında şunları izlediyse Şubat ayında bunları izler. Ocaktan Şubat'ı tahminlemeye çalışıyorum diğerinde. Bunda öyle bir durum yok. Şu ana kadar ne yaptıysan güncel verilerin neyse benim elimdeki hepsini veriyorum ve bu gruba dağıtmasını istiyorum. Bunu da nasıl yapıyor? Kamin diye bir tane algoritma var. 20 tane veri var ve 20 boyutlu uzay olarak düşün. Yani normalde X ve Y'yi buraya koyduk. ve i̇şte X'i 1, Y'si 2 olduğunda şuraya bir yere denk geliyor. Burada bir Onur Koç buradadır. Mehmet Onur buradadır gibi bölmüş müşterileri buraya dağıttım. Daha sonra bunları kaça böleceğimi söylüyorum, 5'e böleceğim atıyorum. 5 tane nokta atıyor uzaya ve Hı. bu noktaya, yakınlıklarına göre bu insanları gruplara ayırıyor. Böyle bir algoritma çalışıyor arka tarafta. Bunu bir de 20 boyutlu, 30 boyutlu hatta daha çok veri olduğunu 1000 boyutlu, 2000 boyutlu uzay olarak düşün. Delilik. Aya 10 içerisindeki müşterileri ya da işte filmleri bir şekilde grupluyor. Aynı şekilde görsel kısımlarda da böyle. Mesela kırmızı yoğun dedi ya kırmızı yoğun görselleri o tarafa atıyor. Ama bunu algoritma biliyor. Hani neye göre grupladığını şimdilik o biliyor. Bir yüzde bir ağırlık verebilir miyim? Verebilirim. Hani şuna göre grupla, buna göre grupla ama temel mantıkta aslına bakarsan şu anki durum neyse onu veriyorum ve ona göre öğreniyor aslına bakarsan. Geçmişten hiçbir şeyi destek olarak vermiyorum. Geçmiş yıl yıl verdiğim ya da ay ay gün gün verdiğim bir noktada değilim denetimsiz öğrenmedi. Ama aynı şekilde bunu da daha sonrasında test ediyorsun tabii. Evet test ediyorum. Burada zaten görsel olarak görüyorsun. Acaba ne kadar ayırmış bu insan? Grupları görüyorsun renk renk böyle ya da işte farklı bir şekilde 20 hmm. boyutu nasıl görselleştiriyorsun? 20 Bo farklı renk yaparsın canım. Ne yapacaksın? Yok şey? boyut olarak hani ikinci iki boyuta indirmem lazım ya da en kötü 3 boyuta indirmem lazım ki göreyim bunu gözümle. Çünkü 20 boyutu hayal edemiyorsun zaten kafanda ya. 2 boyuta indirdin ya da üç boyuta indirdin algoritmalar var bu sefer. O giriyor ortama. Burada şey görüyorsun. Gruplara böyle öbek öbek görüyorsun. Anlıyorsun orada başarısını. Nasıl ne kadar başarılı bölmüş. Birbirinin içerisine çok giriyor mu girmiyor mu? Bunları da yakalayabiliyorsun açıkçası. Böyle bir testi var. Yine buraya attım bunu ama gerçekten Onur bunu sever miydi ya? Falan bunların da supervised ve unsupervised birlikte kullandığın algoritmalar da çalışmalar da yapabilirsin. İkisini ayrı ayrı kullanıp sonuçlara da gidebilirsin. Hatta gruplara böldükten sonra o müşterilerin üzerine bir de denetimli olanı da kullanabilirsin. Senin ruh haline bağlı çalışmaya dair. <laughs> <laughs> Yani, senden ne istendiğine bağlı. Peki sonuncusunda ne vardı? Sonuncusu da reinforcement pekiştirmeli öğrenme. Ne yapıyor? Amacım var. <laughs> makineye ya da makineye veriyorum zaten makine öğrenmesi olduğu için. Robot robot da bir makine veya işte bilgisayar da bir makine olarak düşündüğümde amacım var ve o amaca ulaşmaya çalışıyor. Bir simülasyon yapıyor. Araba park simülasyonu. Normalde benim kırmızı noktalarını başka bir şeye çarpmaması lazım. Düz Tabii girmesi ki. lazım. Kaldırımın üstünden geçmemesi lazım. İnsan üstünden. Aa, insan üstünden geçmemesi lazım. <laughs> Ceza olarak görüyor hani bunları yaparsa. En yüksek ya da optimum değerde amaç fonksiyonunu doğrulaması lazım. Dümdüz girdi. Yani olabildiğince çabuk girmesi lazım. Çabuk girmesi lazım, düz girmesi lazım, bir yere çarpmaması lazım. Hı -hı. Bunları deniyor. İlk başta bodoslama giriyor. Her şeyin üstünden geçiyor. Pat, ilk iterasyon diyorlar işte. ilk denemede olmadı. İşte 100 100.000. iterasyonda artık anlıyor oraya çarptığında puanının düştüğünü. Biraz da şuradan gideyim. Orada işte yol var. Kaldırım yok. Oradan gideyim. Şu iki tarafta araba var. Ben o arabaların arasına gireyim ve düz gireyim bunu artık kendi kendine deneye deneye öğrenmeye başlıyor. Arabaların da tabii ki bunu öğrendi. E bir araba gitti tüm öğrendiklerin boşa mı gitti? Öyle bir durum yok işte onları da içine katabildi. Sürekli öğrenen, kendi kendini öğrenen bir sistem. Biraz daha işte robotlarda ve otonom araçlarda şu an çok kullanılan bir sistem. Başka ne yapıyorlar? Al algoritma yolda oluşuyor yani. Evet aslında. yolda oluşuyor. Deneye deneye tam olarak insan çocuk eğitimi gibi. Deneye yanıla bir öğrenme var. Bir ara çok meşhurdu. Flappy Bird diye bir tane oyun vardı böyle zıplayıp zıplayıp giden bir kuş vardı işte Mario tüplerin üstünde. Oyun oynatıyor ya da Mario oynatıyor. Otomatik gidiyor. Nasıl işte oradaki amaç fonksiyonu ne kadar uzağa gidersem o kadar başarılıyım ya. Bu tüpe geldiğinde iki defa basmalıyım ve daha yükseğe gitmeliyim. Bunları yaparak aslına bakarsan kendi kendine oyunu oynatacak seviyeye getiriyorum makineyi. Bu biraz daha böyle gerçekten korkmamız gereken kısım. Makineler bizi ele geçirecek <laughs> mi kısmı burada başlıyor. En eğlenceli kısım da ben Bence o. Çünkü sonunda ne olacağını bilmiyorsun. Evet. Hep öğretiyorsun sevgi, gerçekten. Bir şeyler kırıldı gibi. Yavru gibi. gibi. <laughs> Hep şeyin dalgasını geçiyoruz. Ailelerde vardır ya ben şunu yapamadım, ben bunu yapamadım. Yavrum yapsın, yavrum öğrensin işte resim öğreteyim, müzik öğreteyim. Sonuçta onları da tahminleyebiliyor. O da böyle bir yavru gibi oluyor. Makinem, benim makinem. Şunu da yaptırayım, bunu da yaptırayım gibi. Öyle değişik bir kafası oluyor. O zaman bu videodaki kıymetli bilgilerin için teşekkür ediyorum Onurcuğum. Evet, izleyenlerimize notumuzu da aktar. Kanalı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorularınız olursa sorun. Cevaplayamayabilirim çünkü zor konular bunlar. <laughs> Google'a yazın. Oradan daha çok kaynak çıkıyor. Ama yine de sorun yani. Siz yorumlarda sorun. Ben de Google'layıp yazabilirim altına. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Çekalım.